Ondan sonra da hiyerarşiye dahil olan arkadaşlarımız bir sayarız. Ama bugün ben bu şekilde değil, kısaca hepinize değerli dostlarım demek istiyorum. Bundan sonra bizim için Taraklı'da ast-üst ilişkisi bitmiştir. Bizim için Taraklı'da sadece ve sadece dostlarımız vardır. Öncelikle tüm dostlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. İkinci olarak kaymak biraz boş laf konuşacağım. Yani normal çok da yaptığımız şeyler değil. Namaza kadar en azından zamanı değerlendirelim. Vakti zamanında kaymakamlık kursu bittiği zaman biz ilk atamamızda kurayla göreve gideriz. Kurada Allah taksimidir neresi çıkarsa oraya gideriz düşüncesiyle gayet gönlümüz rahat. Sınav sonuçlarını bekliyoruz. Hasbel kader bir derece nasip oldu. Dereceden sonra bize tercih hakkı tanındı. Öyle bir gelenek var. Tercih yapacağız. Ya orayı mı tercih edeceğiz, burayı mı tercih edeceğiz? Tabii ki bildiğimiz yerler değil. Bütün ilçeleri tanımıyoruz Türkiye'deki. O anda bir endişe hasıl oldu. Kendimiz seçerek gideceğimiz için gittiğimiz yerde hani kendi düşen ağlamaz hesabı. Hatalı bir seçim yaparsak ötekinde rahattık. Allah'a havale etmişiz işi. Nedense o başa gelen çekilir hesabı yapacaktık. Ama bu sefer kendi ayağımıza düşmeyelim diye inceleyip sık dokumaya çalışıyorduk. Ama dostlarımız bize ya Taraklı var seç rahat ol. Yanlış olmaz yani orada rahat edersin filan dedi. Biz de onlara uyduk geldik. 3 seneyi bitirmeye de şurada bir ayımız var. Geriye dönüp baktığımızda elhamdülillah gayet güzel, doğru bir tercih yapmışız. Bugüne kadar burada biz hep güzellikler gördük, güzel insanlar gördük. Onlarla hayırlı işlerde bulunmaya çalıştık, güzel işler yapmaya çalıştık. Yine geriye doğru baktığımızda çok işlerin içinde bulunduk ama bazı işleri yaparken özellikle mutlu olduk. Yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin elini öpmeye çalıştık. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Sadece onların gelmesini beklemedik, biz de onların ayağına gitmeye çalıştık. Yetimlerin, öksüzlerin başlarını hasreten okşamaya çalıştık. Değerli arkadaşlarım, vakıftaki arkadaşlarım bu konuda özellikle sağ olsun onlara teşekkür ediyorum. Onların da gayretleriyle. Onların da ihtiyaçlarını her daim gidermeye çalıştık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yasası çıkmadan evvelki dönemde muhtarlarımızla güzel çalışmalarımız oldu. Orada da her daim her işimizde olduğu gibi adaleti tesis etmeye çalıştık. Adil olmaya çalıştık. Geriye doğru baktığımda bir açıdan özellikle vicdanım rahat. Söylediğim gibi adaleti tesis etmek, mesleğe başlarken özür dileyerek hepinizden bu şeyi de ifade etmek istiyorum. Bir yerde boyumuzdan büyük bir laf ettik. Yani hani ismimiz şudur, onun da hakkını vermek en azından adalet tesis etmek anlamında. Hakkını vermek isteriz gibi böyle bir haddimizi aşan bir laf ettik. Ondan sonra o lafın altında biraz buralarda ezildik doğrusu. Bu lafın hakkını vermek adına. Elimizden geldiğince, gözümüzün gördüğünce, hiç kimseye ayrım gözetmeden bu ismin hakkını vermeye, onu hakkıyla taşımaya çalıştık. Bugün burada bu vicdani rahatlılıkla karşınızda konuşuyorum. Bugüne kadar bilerek bilmeyerek yani güler yüzümüzü eksik etmemeye çalıştık. Hiç kimseye yüzümüzü ekşitmemek için hele hele de vazifesini yapan arkadaşlarımızı taltif etmek anlamında özel bir gayretimiz oldu. Ama bilmeyerek kalbini kırdığımız insanlar olabilir yine de. Ben bu vesileyle hepinizden helallik diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da varsa helal olsun. Söylediğim gibi güzel insanlarla güzel işler yapmaya çalıştık. Geriye dönüp baktığımızda güzel anılarla, güzel dostluklarla buradan ayrılıyoruz. Şüphesiz bizim için hayatın bir gerçeği bu. Yani hayatın doğal bir akışı. Ancak insan bulunduğu ortama bir şekilde uyum sağlıyor. O ortamda dostluklar ediniyor. Mesleğimizin bir açıdan zor, bir açıdan da güzel bir tarafı. Yani ayrılmak tabii ki zor. Ayrılıklar yani şarkılara da konu olmuştu. Herkes için zordur. Bizim için de zor. Ancak gideceğimiz yerde de yine hizmet bekleyen insanlar var. İlkelerimizden taviz vermeden onlara da en iyi şekilde, en objektif şekilde. Bugün ben çok mutluyum. 3 farklı siyasi partimizin de temsilcileri burada. Bu demektir ki
yani duruşumuzu korumaya çalıştık her daim. Adil olmaya çalıştık. Onu nispeten herhalde başarmışız ki bu arkadaşlarımız sağ olsunlar bu akşam buraya teşrif etmişler. Ben memnuniyetimi, mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bizi onur ettiniz. Hepinizi inşallah çıkarken tekrar ayrı ayrı kucaklayacağım. Ama tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kayseri'de de artık bir kapınız var. Arkadaşlar bazıları böyle işte yok toplanacağız, geleceğiz falan diyorlar. Not ediyorum. Geleceğim diyenler öyle bol kesilen atmasınlar. Geleceğim diyenlere dediğim gibi yani iki sene sonra bakacağım. Kim gelmiş, kim gelmemiş. Ona göre hesabını soracağım. Taraklı bizim yolumuzun üstü sayılır. Ailemiz İstanbul'da olmasa sevgilerimizle mütemadiyen. Gene de otobanı kullanacağız galiba. Tarakların makus talihi yine. Burada bizim otoban tarak, tarakları yine yine belki pozisyonu var ama biz inşallah zaman zaman yolumuzu değiştirip buradan geçip sizlerle yine hasbihal etmek isteriz. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hakkınızda. Yaklaşık 3 yıl Kaymakam Bey'le birlikte güzel bir çalışma yaptık. Yerelde devleti temsil eden kaymakamlık ile yerel yönetimlerin arasındaki işbirliği gerçekten çok önemli. Bunun Türkiye'deki örneklerini de veriyorlar. Hatta biz Kayseri'deki bir toplantıda Kaymakam Bey'in de Kayseri'ye gideceği için söylemiyorum. Olay öyle gelişmişti. Mehmet Özesaki şimdi milletvekili oldu. Daha önce bizim Tarihi Kentler Birliği Başkanı'ydı. Kayseri olsun, Gaziantep olsun, Denizli olsun. Türkiye'de son yıllarda hızla gelişen illerde yerel yönetimlerle mülki idare amirlerinin arasındaki olumlu diyaloğu oranın gelişmesine de olumlu olarak yansıdığını çok açık şekilde söylemişler. Biz de gezdiğimizde bunu görmüştük. Biz de gerçekten 3 yıl içerisinde çok uyumlu bir şekilde vatandaş hizmetine çalıştık. Kaymakam Bey'in az önce söylediği hassasiyetlere biz de şahidiz. Yaşlılarla olsun, işte çocuklarla olsun onları hani bir şey olarak değil, samimiyetle yaptığını biz görüyorduk zaten. Vakıf toplantılarındaki hassasiyetinde biliyoruz. Ben bu 3 yıl içerisinde bu uyumlu çalışma için, Tarak'la yaptığı bütün hizmetler için devletin güzel yüzünü, gülen yüzünü vatandaşa 7'sinden 77'sine, 77'sine kadar herkese gösterdiği için teşekkür ediyorum ve bugün anısına da biz teşekkür nişanlısı olarak bir plaket takdim etmek istiyorum müsaadenizle. İşaret yaptı galiba onun arkadaşı. Başkan bir olunca çok uzun konuşur. Kısa hemen ezana başlamak kısa gelsin diye. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İsmail abi. Tarafta yürüsek ürünler paketini. Kaymakam Bey'imiz kaymakam adına çanta bastırdı. Vallahi gelen giden hep dağıttı. Bu sefer biz kendisi de tavsiye ediyoruz inşallah. Güle güle kullanırız inşallah. Hayırlısı inşallah. Arkadaşlar dağılmadan şurada toplu bir fotoğraf alalım o zaman. Bir ay içinde dolaşmadım yani. Tamam oğlum. Kutlar mı? Ettirdiniz ama göz göre göre. Ben arasını yani başvurup gider. Teşekkür ederim. Sağ olun.
hanımefendi. Yeni görevinizde de başarılar diliyorum. Sizi unutmayacağız hiç. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi bir iki uğradık. Demek nasip sizin yerlerinizmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapacaksanız yapın artık yani. Kaymakam Bey organize tamam. Yeni ekibe sarılıyorsunuz ayı var. Yaksepleri fazla atmasınlar. Öyle ne yapalım yani. Yeni tanıyorum. Size de sarılalım. Biz de yönetmişsiniz. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Valla işte yarın akşam üstü gidelim. Allah nasip ederse mesaiden sonra. Yani bir gün cumayla bir olacak mısınız? Olur. İnşallah bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oo bu tarafa sağ olasın. Bir elemanı senin değil mi? Ben bunu da göremiyorum. Bakmayacak. Abi yanı bırakmazsa. Söyleyeceğim bakacağım. Yoldan bakmayacak. Kaymakam Bey hayırlı olsun. Sağ olun Musa Bey. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederim. Valla o benim bize ait. Sefa etmeye çalıştık. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun Hüseyin. Teşekkür ederim. Valla yerel kültür aynen devam yani. İnşallah. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Sağ olun. Ya ben herkesi tanıyorum. Ben hakikaten çok kalmışım galiba burada herkesi tanıyorum. Siz unutmayacağız, gönlümüzdesiniz. Teşekkür ederiz. Biz de buraları unutmayacağız. Başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Sağ olun. En son geliyor. Vallahi olur hep beraber bir çekin. En son alacağım resmini. Sağ olasın. Bekliyoruz ha bak çocuk geliyor. Evet evet. Afşin'e. İnşallah. Elbistan'a mıydı? Pardon Elbistan'a geliyoruz değil mi? Tabii sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel ayı. Yolun açık olsun. Merhaba. Sizin vali olarak Sakarya bekleriz. İnşallah bakalım. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Hocam, bir sene anca olabildi ya. Biraz geç geldi yani.